Deniz, merhaba, nasılsınız? Dari, daha fazla. Mesim, bir sanatör. Hamurlar, pişiler satıyor ablam. Thank you. Evet, bayağı iyi diyor. Azerbaycanlılar çoktu kardeşim. Aa. Böyle bir haritamızı açalım. Tam olarak buradayız. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Allah'ım neşemi eksik etme. Her şey kaybolabilir ama neşem geri gelmez, neşem kaybolursa. Şöyle haritamızı bir alalım. Bu çanta önemli. Hoppa. Dostlarım, bu bölümde Moldova'nın başkenti Chişinev'de kanalın muhteşem konsepti olan dünyayı gezerken gittiği her yerde çarşı pazar eksik bırakmayan Berko bu bölümde de pazar gezisine çıkacak. Fakat geziye başlamadan önce bugün kaldığım yeri göstereyim. İlk iki gün Moldova'da Couchsurfing'den bir evde kaldım. Couchsurfing artık biliyorsunuz videolarda. Ücretsiz konakladım, insanlarla tanıştım. Böyle kocaman bir villada kaldım. Evi çekmedim ev sahibi rahatsız olmasın diye. Bugün ise böyle bir hostele geldim. Hostelin adı Ionica Hostel. Şöyle amazing Ionica Hostel diye bir şey. Buraya sadece 12 dolar ödedim. Abi hostelin girişine adamlar direkt şuraya baksana. O kadar çok herhalde Türk geliyor ki. Portekiz bayrağıyla Türk bayrağı asmışlar. Hostelin içine girecek olursak da biraz hostel mantığını da anlatmak istiyorum. Kapıda girişte hemen şöyle ayakkabıları çıkartıp, şunlar benim terliklerim. Şunlar şuraya. Buraya ise geceliği 12 dolar buradaki fiyat. En ucuz hostel 10 dolardı. Bu da 12 dolar. Ana, want to say hi? Hi. How's it going? It's amazing. You work here? Yeah, I work here since 2 years. Everybody come to Chișinău. So many Turkish people, they are coming? Not too many, but we are waiting for them. Okay, do you know any Turkish word? Hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Benim memnun oldum. Yeah. Adınlı Anya. I forgot, like, I am 26. Okay. Your Turkish is better than me. I've been working in Turkey for 3 seasons. Really? In which city? In Antalya. Oh, really? Chokuzen. Perfect. What did you do there? Rehber. Rehber? Rehber. For Moldovan people. Moldovan, Russian, Belarusian, Ukrainian, who speaks Russian, or also in English as well. Perfect. Thank you. Turkey, we love you. Abi hostel böyle, burası benim kaldığım yer, dorm. Hostelde sana direkt burada bir tane şey veriyorlar. Kilitli dolap veriyorlar. Kilidi de içindeydi. Odayı şimdi göstermeyeyim. İnsanlar giyiniyorlar falan. Hostelin mantığı şu, paylaşımlı. Yatakların olduğu, ucuza konaklama sağladığın yer. Şöyle yukarı çıkacak olursak da hostellerde genel olarak böyle ortak alanlar oluyor. Burada sosyalleşebiliyorsunuz, insanlarla tanışıyorsunuz. Ne bileyim, televizyon mu izlemek istiyorsun? Ya da şuraya geçip güneşlenmek, çalışmak mı istiyorsun? Sosyalleşmek, insanlarla tanışmak için hosteller en iyi yerler. Kesinlikle hostele gitmenizi öneririm. Özellikle tek seyahat ediyorsanız ve ucuz oluyor. Bir de burada gideceğimiz yerlerden biri de şu ülke. Burası kendi bağımsızlığını ilan etmiş. Tiraspol, Tristinerie, söylenişini tam bilmiyorum. Buraya gideceğiz. Tekrar aşağı inelim. Hani hostel böyleydi. Hostelden çıktım abi şimdi 10-12 dolara. Genellikle Asya'da 3 ila 5 dolara. Hatta 1 dolara havuzlu hostelde bile kaldım. Mümkün müdür hocam? Hayır, burada mı? Burada. Burada değil tabii ki. Burada 10-12 dolar. Burada Waterloo Voda var. Geceliği 1000 lira falan. Yani 50 euro falan yapıyor. Arkada bir de ek binaları var sanırım. Bir arka taraflarda. Ben hem orada işlem yapıyorlar hem burada işlem yapıyorlar. Burası da önemli bir kilisedir. 1500'lü yıllarda olması gerekiyor. Doğu Ortodokslar değil mi? Evet evet, Ortodoks. Bakalım bir... 16. yüzyıldan kalma bir kilise. Tepesi kubbeleri mavi camiye benziyor. Aynı. Ama ya kilise. Hele şu taraftan daha iyi net görüyorsun, ön tarafta. İçine girebiliyorsun mu? Böyle bir kiliseydi. Yol üstünde görmüşken hemen girelim dedik. Ülke ile ilgili enteresan bilgiler verecek olursak da ülkedeki kadın nüfusu erkek nüfusundan daha fazla. Erkekler genellikle Rusya ya da Avrupa ülkelerine Romanya pasaportuyla 3 ay boyunca 90 gün Avrupa bölgesinde, Schengen bölgesinde kalabiliyorlar.
Bu yüzden de oraya çalışmaya gidiyorlarmış. Lan ilginç bir noktası yani. Moldova Avrupa Birliği'nde değil, ancak şu gördüğün insanların hepsi Avrupa Birliği yurttaşı. Vay be. Evet, ilginç yani ama. Bu insanların hepsi Romanya şey veriyor, kimlik veriyor. Dolayısıyla burada adamlar neden 400 euroya çalışsın, 300 euroya çalışsın? Hop Almanya'ya 1500 euroya, 2000 euroya. Yıldırım orada... Hocam siz burada ne yapıyorsunuz? Ben burada öğretmenim. Ben de bir yılda buradayım. Onun öncesinde Romanya'da öğretmendim. Oradan buraya geldim. Çünkü Romanya ile Moldova arasında çok daha bir fark yok diye geldik ama biraz daha Rus etkisi tabii ki de göze çarpıyor. Ama şu gördüğüm her şey tüm başkent boyunca tüm sokaklarda böyle kaldırımlar. Paramparça abi. Sözde yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Kişinev belediye başkanı çalışmıyor galiba. Burada da başka biri kamerayla çekiyor. Zdravstvuyte. Hemen verelim bir röportaj. Şehir bahseleri. Bak çiçek olayı yine. Burada çiçek olayı çok yaygın. Çok iyi olay ya. Ukrayna'da da, Bulgaristan'da da biraz gördüm. Burada da var şimdi. İnsanlar birbirine hediye çiçek almasını... Sevgilisiyle buluşurken görüyorum sokakta çocuklar böyle elinde çiçekle gidiyorlar falan. Tatlı değişik bir olay. Haydi devam edelim. Bir de arkadaşlar anlatmak istediğim özellikle bir şey var. Ülkenin nüfusu 2,5 milyona falan yakın. Fakat ülkede vallahi bak size harbiden yemin ederim ülkede kesin 5 milyon tane araba vardır. Bu kadar çok araba olamaz ya. 2,5 milyon nüfus ama çok araba var baksana. Araba ucuz mu burada? Yani bunları ben bir tane geçen mağazasına bakmıştım da. Sanırım 400-500 binle yani kaç yapıyor? 25 bin euro falan yapıyor. Sıfır bir araba almak. Evet yani şu jip tarzı arabalardan böyle 25 bin euroya alabiliyorlar. Çok fazla gerçekten de trafikte baksana Lexus. Evet genelde bu jip tarzı görüyorsunuz zaten. Toyota hep jip tarzı arabalar. Görmüyor. Abi kaç tane küçük araba göreceğim biliyor musun? Burada yani şeyler hesaplı olunca insanlar neden daha iyisini bilmesin? Bana onu söyle. Doğru. Neden daha iyi güzel dururken kötüsünü alsın adam. Doğru. Aa bak Türkiye turu satıyor. Şaka mı bu ya? 283 euroya. Acaba günlüğü mü? Yoksa? Yok şey bilet de avion. Şey İspanyolca'da işte şey demek uçak bileti. Büyük ihtimalle uçak bileti olabilir. 283 euro. Yok kartlar çok ucuza uçuyor. Yok bu değil bu uçak tatildir için değil yalnız aynı zamanda tatil tabii ki. Moldova'da da Rumence ve Rusça konuşuluyor. Resmi dili Rumence. Rumence de bir Latin dili. Yani İspanyolca, Portekizce işte falan bunların hepsiyle aynı. Hatta öğrendiğim bir bilgiye göre bir Moldovalı ya da bir Romanyalı İtalya'ya gittiğinde 3-4 ay gibi kısa bir sürede hemen İtalyancayı tamamen kapabiliyormuş. Zaten aynı abi gramerleri olsun bu su şu su. Evet. Hatta biri İtalyanca yavaş konuştuğunda ben tamamen anlıyorum. Molto bene. İspanyolca biliyorum çünkü. De facto Türk markası değil evet, mi? Evet bizim Türk markaları çok yoğun burada. Kotonlar, de factolar. Evet duymuştum onu. Genellikle buradaki... Alışveriş merkezleri, işte LCY2'ler, işte ne bileyim büyük Koto. Markaların hepsi, Türk markalarının hepsi burada var. Hafta içi ve sabah saatleri olmasına rağmen gayet kalabalık. Burada aslında çok fazla direnci görmezsin, ilk kez görüyorum. McDonald's var gene, devam ediyoruz. Şehir canlı ya. Ne yapıyor bu kadar insan hafta içi bu saatte acaba? Çok merak ediyor. Yani tüm ülkenin nüfusu 2,5 milyon. Bu kadar çok insan sokakta. Vallahi bana çok ilginç geliyor. Çevirip şimdi milleti soracağım. Kardeşim hayırdır ya? Ne yapıyorsunuz? Bugün beni de şaşırttı aslında. Bu kadar kalabalık olmuş. Ben de beklemiyordum. Bayram falan mı acaba? İnan hiç bilmiyorum. Böyle hiç görmemiştim. Haberim de yok yani bir bayram varsa bize de bildirsinler. Hala daha ben kahvaltı yapmadım sabahtan beri. Şu pazara girip önce ne varsa ne yoksa yemek istiyorum. Mahallemize giriş yapılıyor. Burada şuradan itibaren pazar başlıyor. Allah pazar kalabalık. İçerisi ara kalabalık. Ne yapıyor onlar orada doktor mu? Ben de yeni yiyorum bilmiyorum ki. Geçen görmüştüm. Ha tansiyon ölçüyor.
Pakistan'dan, Hindistan'dan alışılmışlık şey var. Sokakta dişçi bile var abi. Dişini söker, açık ameliyat bile yapar. O yüzden görünce direkt şaşırdım. Abim İncil okuyup para kazanıyor. Ooo, CD. Luat. Ne diyor? Çe? Luat. Ha, sev diyor, sev. Aa, sev. Ha, bırak çocuk. Rıjı. Teşekkür ederim, ne demek? Multimask. Multimask. Kim? Fitsanator. Moldovalı kadınların yöresel kıyafetleri. Şöyle. Genelde köyden mi getiriyorlar? Burası böyle. İçerisi öyle değil. İçerisi normal bir pazar olacak da. Burası insanlar... Tekstil büyük ihtimalle Türkiye'den geliyordur. %100. Bak bakalım hemen etiketlere. Buraların farklılıkları pek şey yok. Sokak yemeği konusunda çok önde değiller yani. Pek sokak yemeği görmüyorsun. Evet. Zaten yemeklerin çoğu sarmaki, tavuk. Evet. Hatta bizim Türk şeyleri bile çok fazla yok. Polenta diye bir yemekleri var. Ben onu hiç sevmedim. Tatsız, tuzsuz böyle irmik helvasının, irmik hamurunun haşlanmış hali. Neyse, acıkmaya devam ediyorum. Pazara geldik. Pazarın şöyle değişik bir kapısı var. Piyata Centrale diye. İçeriye giriyoruz. Hem her şeyin fiyatına bakacağız. Hem de değişik bir şeyler görürsek yiyeceğiz, içeceğiz. Bak lavaş varmış burada direkt. 118 liraya satılıyor. O çekirdek kocaman, 15 lirayı. 1 dolara yakın fiyat. Direkt çekirdek içi var, 25 lirayı. Gevreki, bundan şeyde de vardı. 8 lirayı. Gevreki. Börekler var, 12'liye, 10'liye. Şöyle önümüzde pişirecek kimse yok mu ya bir şeyler? Pazara gel, pazara. Bak bakalım şu çoraplar Türkiye'den mi geliyor, marjinal. Tabii ki Şahmen tekstil ürünüdür diye. Tanesi 15'liyi, 1 dolara yakın. Şu anda 1 dolar Moldova'da 17 lirayı yapıyor. Şu anda düşük. Normalde kışa doğru 18 yükseliyor, evet. Şu anda sanırım yazın işte biraz daha dışarıdan insanlar geliyor falan. Herhalde onlandır diye düşünüyorum. Abi şu olayı Bulgaristan'da da Roma'da da gördüm. Çeşme sokaklarda ne güzel değil mi? Şu artı 18 yazılan şey ne? Şey var içinde, tütün bütün ürünleri falan var. Ha, sigara falan satıyorlar. Anladım. Pazar hem böyle evet, açık bir pazar hem de kapalı. Bakalım değişik bir şey satılıyor mu? Buradaki peynirler genelde beyaz, beyaz peynir tarzında. Ancak Moldovalılar daha fazla böyle kaşar tarzı şeyleri daha fazla yiyorlar. İnce dilimlenmiş. Ama burası beyaz peynir tarzında görülen şimdi. Oo, meyve sebze. Orman meyvelerinin cenneti. Romanya için öyleydi, burası için de öyledir burası büyük ihtimalle. 135, çileğin bir kilosu 65, üzüm 20. Bu ne ya? Şeftaliye benziyor ama değişik yassı bir şey. Yassı şeftali. Yassı şeftali. 30'muş. Normal şeftalinin de kilosu 18. Taze taze gelip böyle pazardan alacaksın. Küçük kabınlar satılıyor. 8. Minnacık kabına bak. Başım nasıl tutuluyor? Köyden sofraya konseptinde bugün bal var. Tanesini 100 liraya satıyorlarmış. Güzel bir peynir kokuyor böyle. Ablalar burada böyle peynir satıyorlar. 190, 190. Kurutulmuş etler var. Şu ne acaba ya? Simsiyah. Onu ben de bilmiyorum. Domuz etinden büyük ihtimalle. Ablalar burada böyle farklı farklı peynirler satıyorlar.
Krema mı bu? Smıntı mı aslında? Ekşi krema. Ekşi krema. Zaten butforu. Çökelek gibi bir peynir. Yok, onlar da böyle yoğunlaştırmış hali olması gerekiyor. Reisim Ustaz? İstiyor musun? Thank you. Multimes. Olsun. Hiç boşuna meşgul etmek istemedim. Peynir sonuçta. Tadı büyük ihtimalle güzeldir. Çok güzel bir koku var. Teyzeler bizim şey yaşlı teyzelerimiz gibi kapatıyorlar kafalarını. Görüyor musun? İstiyor musun? Thank you. Ne kadar kilosu acaba? Kütle asla. Onu patruzeci. Osta patruzeci. Kapara bu iki. 140 lira gibi. 140. Hadi tatlı. Thank you. Merci. Merci. Güzel. Evet, ev yapımı çünkü bunlar. Vallahi güzel. Vay be. Daha fazla istiyor mu diye sor. Şey değil, 20 falan versem küçük bir şey verebilir mi bana? Buraymış, ne umut? Dozeçli. Olur mu? Tamam olur. 20 liralık verecek. Tamam, 20 liralık verecek. Şöyle 10 20. Çünkü bu teyzem buyur etti. O bayağı verdi ama ya. 1 dolara. 150 gram. Çok güzel tadı ya. İnanılmaz güzel. Çok sevdi. Merci. Babaya da aldık. Evet. Hemen tadına bak kral. Hadi bakalım. Teyze de gelin bohçası gibi bir şey. Tuzlu ama. Ama çok güzel. Ben çok beğendim. Teyzenin peyniri. O kadar güzel ki. İnanılmaz güzel. Abartmıyorum. Çok güzel. Kurça yeni otur. Kamera var. Peynir yerinden çıkıyoruz. Yiye yiye dolaşırım ben bunu. Tüm bu Sovyet'ten kalma Rus etkisinde olan ülkelerin hepsinde böyle tatlı kültürü var abi. Çay kahve geldiğinde yanına böyle çikolatalar, kurabiyeler falan gelir. Bunları tüketirler. Değişik değişik çikolatalar var böyle. Rusya'dan geliyor büyük ihtimalle. 38'miş, 55'miş. Yine şurada da ufak çikolatalar. Şekerlemeler var. Bakıyorum Türkiye'den bir şey var mı diye. De yok. Rusya'da. Abi devam edelim. Çarşı, pazar, pazara gel. Pazarda bağırma olayını da biz bir de İtalyanlar yapıyor. Dünyada. Başka bir yerde, Hindistan'da, Pakistan'da oralarda normal zaten. Orada bir ses olmazsa insan bir tedirgin olur. Bir gürültü olmazsa, üstüne inek düşmezse, tuk tuk geçmezse, biriyle kavga etmezse. Ortalama maaşlar burada 500 dolardan başlıyor, 600-650 resmi olan para değil mi? Evet, 500-600. Yani burada şimdi asgari ücret hep bir şey var. 200-300 eurodur diyorlar da kimse çalışmaz o paraya. Abi olasılığı yok, sen şu fiyatları görüyorsun. 200-300 euro kazansan nasıl hayatta kalacak? Olanağı yok. Bugün burada bir ev kirası 300 euro, 400 euro. Ancak bu insanların hepsinin kendi evi var. Sovyetlerden kalma hepsine bir ev verilmiş. Ama alttan gelen kuşaklar örneğin, iki tane kardeşsin. O ev bir kişiye düşecek, diğeri ne yapacak? Mecbur ev kiralayacak, 300-400 euro. Şimdi bir maaşta yalnızca bir kiraya vermek kaç ülkede var? İmkansız, doğru. Yani. Ve devam ediyoruz. Buraya doğru mu, oraya doğru mu? Yok, böyle gideceğiz, sol tarafa kaydı. Tamam. Patates, soğan, domates fiyatlarını kıyaslayayım. Bir de burada bu roşiye dedikleri, bu ne ya? Domates, sarı domates. Sarı burada domates. Bunu çok kullanıyorlar. Şu bizim ya, Bursa domatesi, salçalı domates. Bu 12, domates. Bu 32. Patateslerin her biri 12, 13, evet. 10 diye ayrılmış. Kışın daha da düştüğü oluyor ama ara sıra da çok arttı. Patlıcan 9 liraya. Hepsinin TL fiyatını yazıyorum diyeceğim ama ben videoyu yayınlayana kadar TL'de bir değişiklik oluyor.
Sonra bana sövüyorsunuz abi niye Türk lirasında, abi niye Türk lirası düştü, paramız değer kaybetti diye anlatıyor. Ben videoyu yayınlayana kadar vallahi öyle oldu. Buralar bu arada bizim terim. Bunların hepsi değil. Azerbaycanlar. Öyle mi? Ya, genellikle evet. Azerbaycan Türkleri mi? Burada çok çalışıyor. Fazla var. Evet Azerbaycan Allah. Türkleri var. Evet, bayağı. Azerbaycanlılar çoktu kardeşim. Bir milletiz biz. Biz bir millet, bir kardeş ol kardeş. İsminiz? Kamuran. Kamuran. Azerbaycanlısınız. Azerbaycanlı yok ya. Neresinden? Ben Bakı'dan ama abi. Bakı'den sen? Çok sevdim ya Azerbaycan'ı. Bizim kardeşimizi, kan kardeşimizi. Aynı milletiz. Sağ ol, aynı milleti kardeş. Allah izin olsun. Adamsın. Sağ ol, Azerbaycan. Sağ ol. Allah'a emanet. Bir değişik bir seviyorum ben Azerbaycanlıları, Azerbaycan'ı. Samimi insanlar. Gezerken de çok sevmiştim. Şimdi pazarın kapalı kısmına geldik. Bayağı da kalabalık. Aman öyle. Balık kısmına geldik. Balık ne alaka ya burada? Burada çok fazla ya. Birkaç tane var. Burası genelde sebze. 76-80 Eminönü'nden gelme bunlar da herhalde. Soğanın kilosu burada 12'liymiş. Sarımsak 70, 60, 55, 50 diye gidiyor. Pazar gayet düzenli görünüyor. Tezgahlar temiz görünüyor. Domates çok yetişiyor herhalde burada. 12'ye de var, 13'e de var, 15'e de var. 25'e de var. Paraya göre var işte. Ya teyzeler falan hep... Acaba teyzeler falan şeyler mi? Kırım falan, Tatar falan mı acaba teyzeler? Sanmıyorum ya, genel şey gagavuz falan değiller yani. Ha gagavuz da değiller. Yok değiller. Birçoğunluğu bırakabilirim. Ama bana... Çünkü başlarını falan kapatış şekilleri mesela. Benim babaannem, anneannem de böyle kapatırdı. Teyzeler gibi. Bayağı kalabalık gibi. Sanki her gün bu pazara geliyormuşsun gibi Berko sen de. Buradaki en güzel olaylardan biri de hem gazlı su hem de gazsız su satılıyor. Bir tane şöyle büyük bir 1,5 litrelik su $1 var. Ben farklı içecekler denemeyi seviyorum. Çilekle muz. Değişik bir kola var burada. Kola No 2. Kurabiyeler. Şimdi buradan tuhafiyeci gibi yerlere giriyor. Bu kısımda da bölüm bölüm ayırmışlar o zaman. Meyve sebze o tarafta. Burada hep böyle ev eşyaları, tabak, çanak, kaşık, çatal, bıçak. Gelin çeyizi, tefal. Bardaklar falan yer alıyor. Plastikse bunlar kesin Çin'den geliyordur doğal olarak. Tekstil %100 Türkiye'den geliyor. Ne satıyor teyzem orada? Az önceki gördüklerinin açık halini. Açık halini. Ha, kendi kıvas yapıyor. Kıvas herhalde bunlar ya. Kıvaç mı? Evet kıvas. Evet. Arpa suyundan. Arpa suyu ya. Arpa suyundan. Bak limonatlı varmış. Beşli. Aslında biz de malt diye çeviririz değil mi? Türkçe çevirsek. Bir tane deneyebilir miyim? Uno. Limonat uno. Küçük mü büyük mü suyun? Five. Kıvaç. Arpa suyunun limonatası. Gazoz ya bu bildiğin. Alkolsüz bira. İran'da falan marketlerde bile satılıyor. Arap ülkelerinin hepsinde marketlerde satılıyor. Güzel fakat çok şekerli. Ama hepsi içilmez baya. Bak önüm şuralardan falan demek istedim. Yani öyle burada böyle bizim bir sokak yazıcı görüyorum buradan. Öyle iki bölük var. Ama tablolar şey yapıyorlar. Pişi alacağız şimdi buradan. Şöyle patatesli, peynirli hamurlar, pişiler satıyor ablam burada yapıyorlar. Bir tane aldık, 8'liği sadece. Hadi girin. Şimdi ikinci bölüme doğru giriyoruz. Bak burası da +18, sigara satıyorlar. Pardon. Burada hemen bir telefon tamircisi bir abimiz varmış. Yağlara bak. 3 litresi 85. Başka bir pazar alanı daha. Yine hemen hemen aynı şeyleri satıyorlar diyeceğim. Ama girişte bir ceviz kilosu. Kilosu 100'e de var, 70'e de var. 150'ye de var. Bu ne? Kuru erik. Kurutulmuş meyve, kuru erik.
60. Proba. Thank you. Merci. Nasılmış? Çok güzel. Biliyorum. Çok iyi. Evet, bayağı iyi biliyorum. Bu ne ya? Alalım mı? İstiyor musun? Tamam. Teyzeme desene. Ne kadarlık alayım? Abi bu 60 lira ama o yarım kilo, o çok fazla. Çok gelir ya. Doğru, evet, 60'sa evet. 10'luk alayım o zaman. Evet ya. Kilosu 60, bir kiloya o kadar gelir, ben 20 alacaktım. Bravo mi? Zeçele. Çok güzel desene. Bolto bene. Hasta fromos. Me gusta mucho. I like it. Adı ne bunun? Prune. Prune. Wow. Multimesk. Dostlar, bu kadar güzel bir şey olamaz. Keşke o şeyden, hamurdan sonra hemen bir tane daha aldım, yedim. Biraz açtım. Kahvaltı yapmamıştım. Mükemmel bir şey ya. Mükemmel bir şey kral. Hı-hı. Afiyet olsun. Hadi tamam, ben de tadayım. Nasıl tadı? Çok güzel. Değil mi? Mükemmel bir şey. Olur da abi, birinin yolu düşerse teyzem burada. Ceviz falan da varmış şurada. Cevizler de 200, 170, 150, 120 diye gidiyor. Amcaların bir de dayıların bıyıklar bizim şey. Evet, benziyor değil mi? Üçüncü bıyıklarına benziyor değil mi? Sen Gagavuz'a bir git. Gagavuz'a da öyle mi? Gideceğiz Gagavuz'a ya. Önce bir çarşımızı, pazarımızı gezelim. Çok iyi ya şu. Tezgahlar ne kadar temiz duruyor. Değil mi? Mısırın tanesi 3'müş. Yani 7 lira falan. Yok pardon. Tanesi 3. Tanesi 9.90. 30. Domatesler bak burada. Büyükler pahalı. 30, 12. Ağır olacak tabii. Buradaki en ilginç olaylardan biri de turşular abi. Turşularda karpuz turşusu dahi varmış adamlarda. Evet. Nereye götürmek istiyorum biliyor musun? Ne kadar değişik turşular var. Baksana mantarlar, aha, onlar bunlar. İnteresan. Şimdi buradan nereye götürmek istiyorum sen biliyor musun? Şu aşağıda şey var. Türk kahvesi falan var. Türk kahve bayağı bildiğin Adıyamanlı dayılar. Hadi canım, evet, hadi gidelim. Hadi ben seni oraya götüreceğim. O zaman pazardan artık çıkış yapılıyor. Pazar böyleydi. Bak Turşiya. Evet. Turşiya diye okunuyor değil mi? Evet, Türkiye işte. Türkiye. Türkiye'den ayakkabılar. 250, 300, 300, 350. Ayakkabılar ile Türkiye'den geliyor. Böyle baharat şey tarzında bizim Özbekler yapıyor. Öyle mi? Evet. Selamlar. Evet. Özbekistanlı mısınız? Kolay gelsin. Tavuğun kilosu da 50, 49, hı-hı, 39, 18. 1 dolar. Muzun kilosu 30. Lan uno zile. Da no vakum. Da no vakum. Dari da foto hadi içeri. İyi hoş. Hoş geldin mi diyor. Ne bay foto aparat. Hadi yap da o şey iyi taktı. Ya sen abi. Teyze diyor ki kamerayı iyi tak ha. Burası da et pazarı. Evet. Daha doğrusu gerçek yapma aşağı rafeli biraz. Hadi ya, burada etler satılıyor. Ne eti var peki? Domuz, koyun. Her şey. Evet, inek. Yağlar. Ya Moldova'da şu siyah ne acaba? Şu siyah şey. Çok değişik bir şey. Belki baharat kullanıyorlar. Aklı bir baharat. Videoya çekmek istiyor ya. Yazmış tatlı. Bir de böyle et pazarının içerisinden geçtik.
yapıyor. Ne kadar büyük bir pazarmış ya. Evet, daha oralar ayakkabıcılar. Daha büyük gidiyor bu arka taraflar. Orada köylülerin pazarları falan var. Köyden getirdikleri... Böyle ev eşyaların daha yoğun olduğu bir yer var. Kemer satılıyor şurada.